Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dünkü FED toplantısının ardından altın tarafında bir geri çekilme yaşanmakta. 1932 seviyesine kadar altın onsta geri çekilmeler yaşandı. Fakat dünkü FED'in almış olduğu kararlara bakarsak özellikle varlık alımına gidileceği yönündeki haber ve faizlerdeki artışın gene sabit tutulması bütün bunların hepsi altın tarafına yansımakta. Ayrıca arkadaşlar bizler için Fed'in parasal genişleme yönüne hala devam edeceği. Fakat bu parasal genişlemede küçük ölçekli yatırımcılar değil, hala büyük ölçekli yatırımcıların hedef alınacağı şeklindeki açıklamaların ardından ons tarafında bir kar realizasyonu oldu. Peki bu kar realizasyonu ons'ta olmalı mıydı? Mantıken bu realizasyon arkadaşlar altın tarafında olmaması gerekti. Bunun nedeni de Powell'ın yapmış olduğu açıklamaların tamamı altını etkileyecek. Yani altın tarafından uzun ve orta vadede faydalı olacak, altın tarafına yarayacak açıklamalar Powell'dan geldi. O zaman bu düşüşler sınırlı mı kalacak? Bizler için önemli destek ve direnç noktaları hangi bölgelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Bu hafta itibariyle arkadaşlar 1946 bizim için ons tarafında önemli dedik. 1946 kapanışlarını da ons tarafında yaşadık arkadaşlar. Bunların neticesinde tekrardan 1946'lı seviyelerde tutunmaya çalışan ons altında 1946 direnci yükselişin devamı için bizden ve bizim için olmazsa olmaz takibimizde kalması gereken bir seviye. 1946'yı özellikle takip edeceğiz. 1946 üzerinde tutunmasını sağlarsa ons altın tekrardan arkadaşlar 1989 seviyesindeki direnç bölgesi ve onun üzerinde 2002-2015 dirençleri ons altında tekrardan gündeme gelebilir. 1946 altında kapanışlar devam ederse bu sefer geri çekilme 1920-1903 seviyesine doğru ons altında tekrardan yaşanabilir. Özellikle ABD'nin, Çin'in ve Almanya'nın yapmış olduğu ve bununla ilgili yapmış olduğum videolarda mevcut aşı ile ilgili haberler. Almanya tarafında 2020 sonları ve 2021 başlarına doğru aşıyla ilgili bir sonuca varılabileceği yönünde. Trump'ın yapmış olduğu aşıyla ilgili 3-4 hafta içerisinde aşılamaya başlayacağız şeklindeki yorumlar mevcut. Ayrıca Türkiye tarafında da iki aşı şu an itibariyle onaylanmış durumda. Biri Çin aşısı arkadaşlar. Bu Çin aşısı Bakan Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya göre ilk etapta 120 kişi de denenecek. Olumlu sonuç verirse 10 binlerce kişiye bu aşı yapılacak. Bu aşının ardından Rus aşısı da Türkiye'nin gündeminde. Rus aşısı da onay almayı Türkiye tarafından bekliyor arkadaşlar. Evet, bütün bunlar aşı olayları, ayrıca borsalardaki düşüşler. Bu düşüşlerin altın tarafındaki büyük fon yatırımcılarının buradan nakite geçmeleri ve hisse bazlı ürünlerini desteklemek amaçlı satışların geldiği görülmekte. Fakat altında bizim için olmazsa olmaz takipte kalmamız gerekecek önemli seviye arkadaşlar gene de 1903 seviyesindeki direnç bölgesi, destek bölgemiz. 1903 seviyesi kırılmadığı müddetçe altında daha 1903-2015 kanalı kırıldı diyemeyiz. O yüzden 1903-2015 kanalı hala takibimizden düşmüş değil. 1903 kırılmadığı müddetçe de altında yön hala yukarı diyebiliriz. Fakat günlükte de 1946 takibimizde olacak önemli bir seviye olarak gözükmekte. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler. Evet, gram altına baktığımız zaman da şu an 472'li seviyelerde gram altının hareket ettiğini görüyoruz. Gram altında 468 bizler için önemli dedik arkadaşlar. 468 üzerinde kaldığımız müddetçe
Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecektir. İlk etapta 474 ve 478 dirençleri, gram altında da takipte kalmamız gereken önemli direnç yerleri olarak gözükmekte. 478 hareketin devamı için önemli. Fakat bu hareketinde 462-478 hareketi olarak bir dalga boyu olarak da düşünebiliriz. O yüzden 478 ilk etapta ciddi anlamda 468 kırılmadığı müddetçe beklememiz gereken dalga boyu olarak gözden kaçmamakta. Dolar tarafına da bakalım. Dolarda hareketlilik devam etmekte. Şu an 7.55'li seviyelerde dolar-TL kuru da hareketlerine devam ediyor. Dolarda bizim bant aralığımızı biliyorsunuz, vermiştim daha önceden zaten. 7.43 üzerinde dolar-TL'de yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ve 7.52-7.57 dirençleri dolar-TL'de önemli bir direnç şeklinde takip edilebilir. 7.52-7.57 bizim için artık bir kanal aralığı arkadaşlar. 7.52-7.57. 7.57'nin de yukarı yönlü kırılabilmesi durumunda dolar-TL kurunda 7.63 önemli, kuvvetli bir direnç vazifesi görecektir. O yüzden 7.57 üzerine sarkmalardaki 7.63 direnci, özellikle dolar-TL kurunda bir miktar bana göre satışın gelebileceği bir yer olarak düşünmekteyim. 7.57-7.63 bant aralığını dolar-TL kurundaki arkadaşlar dikkatlice takip etsinler. Şu an ki bizim bant aralığımız 7.52-7.57 bant aralığı. 7.57 bugün itibariyle zaten test edildi. Buradan ufak tefek gene satışlar gördük. Bu da normal. 7.50 üzerinde kalan dolar-TL kuru hala olumludur arkadaşlar. 7.50 üzeri bu hafta bir kapanışlar görmemiz halinde yukarı yönlü hareketler 7.63 seviyesine kadar dolar-TL kurunda yukarı yönlü devam edecektir diye düşünmekteyim. Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilim tarafımızca takip edilmekte. Bu bizim iç siyasi gelişmelerimiz dolar-TL kurunu etkilemekte. Dolar endeksi 93'lü seviyelerden 93.40-93.50 seviyelerinden tekrar bir satış yedi. 92.80-92.70 seviyelerine doğru aşağı yönlü kırılım gözüktü. Dışarıda dolar kuru zayıf gözükmesine rağmen içeride TL tarafı hala zayıf duruşunu devam ettirmekte. Bir ülkeye dolar girişi bir swap anlaşması olmadığı müddetçe dolar kuru da bu şekilde diri kalmaya devam edecektir diye düşünmekteyim. Evet, bugün altın ve dolarla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Arkadaşlar bir de katıl butonumuz aktif hale geldi. Bu katıl butonundan bize katkılarınızı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu katıl butonunda bulunan arkadaşların bana sunacakları bir ayrıcalıkları olması gerekli diye düşünmekteyim. O yüzden bu katıl butonuna katkıda bulunan arkadaşları ben zaten görmekteyim ve bilmekteyim. Ve bu arkadaşların yorumlara yazacakları kendi emtia, altın, dolar artık ellerinde ne bulunuyorsa analizini istedikleri bir ürünü yazmaları halinde ilk etapta bu arkadaşların vermiş olduğu ürünler analiz edilecektir. O yüzden bu arkadaşlara da bir katkımız, bizim de bir katkımız bu yönde olması lazım diye düşünmekteyim. Evet, hepinizi katıl butonuna davet ediyorum. Kanalıma bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.